Sevgili seyirciler, şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la hem demir yolları hem de karayollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Aliyev işte bu temaslar hakkında da bilgilendirdi. Detayları alacağız şimdi Fatih Avanos'tan. Zengezur Koridoru Azerbaycan için, bölge için, gelecek için ne ifade ediyor? Önemli, son derece önemli. Senden alalım detayları. Coşkun Özen, pazar günü Brüksel'de gerçekleşen üçlü görüşme sonrası dün TRT Avaz ekranlarından görüşmenin ehemmiyetine ilişkin ve sonuçlarına ilişkin bir yayın gerçekleştirmiştik. İşte o yayının da hemen ardından akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı ve o üçlü görüşmeye ilişkin kendisine bilgi verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapıldı açıklama. Söz konusu görüşmede öncelikle tabii görüşmenin gündemi, orada ele alınan konular birer birer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ama en önemli gelişme olan özellikle Zengezur Koridoru'nda demir yolu çalışmaları vardı. Ermenistan tarafı Haziran 2021'de seçim bahanesiyle bütün çalışmaları durdurmuş ve rafa kaldırmıştı. İşte o günden bugüne de gerek o 40 kilometrelik koridor üzerinde demir yolu çalışması, gerekse de karayolu çalışması için herhangi bir adım atmayan bir Erivan yönetimi vardı. Dünkü pazar günü gerçekleşen üçlü görüşme sonrası dünkü telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu konuda Erivan yönetiminin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın razılığa geldiğini ifade etti ve artık bundan sonra oluşturulacak heyetlerle birlikte bölgede normalleşme çalışmalarının başlaması, Zengezur Koridoru'nun açılması için Erivan yönetiminin 10 Kasım mutabakatında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi için çalışma başlatacağını ifade etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine ilişkin devlet komisyonunun oluşturulması yönünde karara imza attığını da ifade etti. Söz konusu kararnameyi yayınladığını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdi Aliyev ve Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda artık Erivan yönetimiyle bir mutabakat sağlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu görüşmede gerek kendisini bilgilendirdiği için teşekkürlerini bildirdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, gerekse de söz konusu gelişmeden dolayı duyduğu memnuniyeti de yine mevkidaşı İlham Aliyev'e bildirdiğini ifade edelim. Fatih Avanos Bakü'den aktardı. İşte bu kritik gelişmenin detaylarını sevgili seyirciler.